Merhaba arkadaşlar, bu hafta beraber asal sayılar konusuna giriş yapmıştık. Bu bizim ikinci konumuz olan çarpanlar katlar ünitesinin ikinci konu başlığının üçüncü kazanımı diyebiliriz bizim için. Öncelikle asal sayının tanımının ne olduğuyla başlayalım. Asal sayı 1 ve 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıları biz asal sayı diyoruz. Asal sayı denir. Ve asal sayıların asıl bir şeyi var, bir algoritması var. Kısa yoldan örnek veriyorum, 100'e kadar veya 1000'e kadar olan asal sayıları bulmak için Eratos dediğimiz bir matematikçimiz bizim için kısa bir algoritma geliştirmiş. Bu algoritma ne? Kendisinin bir kalburu var, Eratosthen kalburu. Ve bu kalburda bir kere 1'in asal bir sayı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü asal sayının tanımında dedik ki 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıları asal sayılar denir. Bir sayısını 1'e bölerken zaten kendisi olan 1'e böldüğümüz için hani hem 1 hem de kendisi diyoruz. Yani tek bir böleni var. O zaman bu bir asal sayı değil diyoruz ve 1'i en başta eliyoruz. Eratosthen kalburunda olayımız şu, ilk başta kalburda hiçbir sayımız boyalı değil. Ve boyalı değilken önümüze gelen ilk sayıdan başlayarak her sayı için eğer boyalı değilse bu sayı bir asal sayıdır diye düşünmemiz gerekiyor. Ve ilk önümüze gelen sayı ne? 2. 2 sayısı asal bir sayıdır o zaman diyorum. Evet, çünkü 1 ve 2'den başka böleni yok. Ve buradan sonra yapmamız gereken şey şu. 2 hariç 2'nin bütün katlarını eleyerek, çünkü o sayıların hepsinin 2'ye bölündüğünü biliyorum. O zaman bu sayılar 2'ye bölünüyorsa mutlaka bir çarpanı daha vardır. Yani 1 ve kendisinden hariç bir de 2 sayısı olduğu için bunlar asal sayılardır, değildir diyorum ve 2 hariç 2'nin bütün katlarını kalburda eliyorum. Şöyle elemeleri yaptım. İkileri eledikten sonra ardından üçleri elemeyle devam edeceğiz. Şöyle 2'nin olduğu bütün sıraları, hepsi çift olduğu için baştan sona eledim. Zaten biz bu kısmı derste yapmıştık. Ardından iki sayısını elemediğim için demek ki iki sayısı asal bir sayıdır diyorum. Ve bir sonraki sayıya geçiyoruz. Önümüze ilk gelen sayı kim? 3. Demek ki 3 sayısı boyalı değilse 3 sayısı asal bir sayıdır. Ama 3'ten sonra gelen ve 3'ün katları olan hiçbir sayının asal olmadığını bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu sayıların kendisi ve bir hariç bir de 3 çarpanları vardır. Kim bunlar? Mesela 9'u görüyorum, 15'i görüyorum, 21, 27, 33, 39, 45, 51. 51 sayısında 5 ile 1 toplarsanız 6 yapar ve 3'ün katıdır. 57, 63, 69, 75, 81, 89 ve 93, 99'u da 3 yardımıyla eledim. Böylece 3'ün de asal bir sayı olduğunu rahatlıkla görebilirim. Bir sonraki sayıya geliyorum. 4 sayısı boyalı. O zaman 4 sayısı asal bir sayı değildir. Sonraki sayımız 5. 5 ile devam ediyoruz. 5 hariç 5'in bütün katlarını boyamamız gerekiyor. 5, 10 boyalı, 15 boyalı. O zaman 25, 35, 40 boyalı, 55. Nerede? Şurada. 65, 70 zaten boyalı, 75 o da boyalı, 3'e bölünüyordu çünkü. 80 boyalı 2'ye bölündüğü için 85 ve 95 sayılarını da eledim. Böylece 5 sayısını da asal sayı olarak buldum. Şunlar elenenler. Ve ardından 6 sayısına geliyorum. 6 sayısı boyalı olduğu için demek ki 6 bir asal sayı değildir. Bir sonraki sayı 7. 7 boyalı değilse 7 bir asal sayıdır. Zaten 7'nin 1 ve kendisinden başka hiçbir böleni yok. O zaman 7'nin katlarını eleyerek devam ediyorum. Burada ilk bulabileceğiniz sayı 7 kere 7 olan 49 olacak. Yani 7'ye kadar diğer katları elediğimiz için şöyle düşünün. 7 ile 1'i çarptım.
7 sayısı zaten asal. 7 ile 2'yi çarptık, 14. 7 ile 3'ü çarptık, işte 21. 7 ile 4. 4'ler zaten 2'den dolayı elendi. 7 kere 5, 35'i de 5'lerde eledim. 7 kere 6 zaten 6'nın bütün katlarını 2 ve 3'ü elerken elemiş olduğum için 7 sayısının ilk bulabileceğiniz katı 7 kere 7, 49. Buradan sonra 77'yi görüyorum. 49, 56, 63, 70, 77 ve 91 sayıları 7'ye bölünen sayılar. Bunları da eledim. Şuralar hep eleli. Elenmiş. Evet, 7'nin asal olduğunu gördük. Ardından 11 sayısına geçiyoruz. 11'in katları neler? 11, 22, ardından işte 33. Bunlar hep elendi. Çünkü 3'leri, 5'leri ve 7'leri elerken bunların hepsini elemiş olduk. En son katı 99, onu da eledik mesela zaten. Arada işte 88, 77 gibi bir şey var. 13'ün tüm katlarını eledik. 17'nin tüm katlarını eleyip 19'un da tüm katlarını elediğimiz için geriye kalan boyalı olmayan sayıların hepsi bizim için asal sayı olmuş oldu. O zaman asal sayıları söylemek gerekirse 1, 3, 5, 7 yukarıda yazıp boyamadığımız, yukarıda olup boyamadığımız sayıları aşağıya yazıyorum. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, biraz kalemimi incelteyim. 29, 31, 37, 41, 43, ardından 47, 53. Bir yerden sonra bunları ezberleyeceksiniz zaten. 59, 59, 60, 61 sayısı var asal. 67 asal, 71 asal, 73, 79, 83, 87 ve 97 sayıları asal sayılarımız olmuş oldu. Burada 1 yazdım ama çok özür dilerim. Burada 2 yazması gerekiyor. 2 ile başlıyor çünkü. Burada bilmeniz gereken belli başlı temel özelliklerimiz var. Bir tanesi 2'nin çift olan tek asal sayı olması. Yani 2 hariç hiçbir asal sayımız çift değil ve en büyük 2 basamaklı asal sayımız 97. İşte en küçük 2 basamaklı asal sayımız 11. 11 rakamları farklı olsun istiyorsak 13 şeklinde yorumlar yapacağız zamanla. Ardından algoritmalara başladık. Algoritmalarda bir sayının asal çarpanlarının kısa yoldan nasıl bulunması gerektiğini öğrendik. Asal çarpan dediğimiz şey ne? İşte sayının çarpanlarından asal olanlarına biz asal çarpan diyoruz. Ve asal çarpanlarını bulmanın iki tane kolay yolu var. Birincisi algoritma, diğeri de çarpan ağacı. Asal çarpan algoritmasında sayı en küçük asal sayı olan 2'den başlayarak her basamak bölünür ve bölümün ardından da bulduğumuz o işlemin sol tarafında yazan, yani çizginin sağ tarafında yazan sayılar arasındaki asal sayılara bakılır. İşte mesela 36'yı 2'ye böldük 18, 18'i 2'ye böldük 9. Şimdi 9 burada en küçük asal sayımız olan 2'ye bölünmüyor. Bu yüzden bir sonraki asal sayıya geçiyoruz. 3, 3'e böldük 3 ve 3'e böldük 1'i bulduk. O zaman 36'nın asal çarpanları neler? Beraber de gördüğümüz gibi 2 ve 3. Peki 36 sayısını nasıl yazabiliriz? Buradaki sayıların çarpımı şeklinde yazabiliriz. Yani 2, 2, 3 ve 3'ün çarpımı şeklinde yazabiliriz. Biz her defasında böyle 2 çarpı 2, 3 çarpı 3 şeklinde mi yazacağız? Tabii ki hayır. Ne yapacağız? Bunu kısaltabiliriz. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde kısa halinde yazabiliriz. Çarpan ağacında ise çarpan ağacı algoritmaya göre daha keyifli bir yöntemdir ama daha az çıkar genelde. Yöntem olarak da algoritma daha hızlı yapılabildiğinden daha sıklıkla tercih edilir. Ama hangisini yapmak istediğiniz tamamen size kalmış. Hiçbir yöntem farklılığı yok. İkisinde de aynı sonucu bulursunuz. Eğer 36 sayısını
asal çarpanlarını ayırmak istiyorsanız en küçük asal sayıdan başlayarak yine basamak basamak sayı dallara ayrılır bu sefer de. Ve asal sayı olan sayı kısmı her defasında dallarda sabit olarak kalır. Yani hiçbir şekilde mesela 2 sayısını 2 çarpı 1 olarak ayırmaya gerek yoktur. Bu noktada 36 sayısını istersek 2 ile 18'in çarpımı olarak yazabiliriz. 2'yi bir alt basamağa geçirdim. 18 sayısını ise nasıl ayırabilirim? Asal olmayan kısmını tekrar dallandırmaya devam ediyorum. 18 sayısını hala bölebiliyorum. 2 çarpı 9 olarak yazabilirim. Burada 2 sayısı asal olduğu için tekrar aşağı geçirdim. Buradaki 2'yi de tekrar aşağı geçirdim. 9 sayısı ise asal değil. Bu yüzden nasıl yazabilirim? 3 çarpı 3 olarak yazabilirim. Ve böylece en alt basamakta elde ettiğiniz 2, 2, 3 ve 3 sayıları komple asal oldu. Bu noktadan sonra yorum yapmanız için en alt basamağa bakmanız yeterli. En alt basamağa baktığımda asal çarpanlarında neler görüyorum? 2, 2 ve 3 ve 3'ü görüyorum. Yani asal çarpanlarım 2 ve 3. Ve eğer asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmak istersem 36 sayısını 2, 2, 3 ve 3 şeklinde yazabilirim. Ve bunu kısaltırsam yine 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde her iki yöntemde de aynı sonuca ulaşabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. İlk örneğimizi çarpan ağacı olarak vermiş kitap. Şimdi 20 sayısını eğer asal çarpanlarına ayırmak istiyorsak en küçük asal çarpandan bölmeye başlarız ki bu da 2'dir. 20 sayısı 2 ile bir şeyin çarpımı olarak yazılabilir. Evet, 2 ile 10'un çarpımı. 2 sayısı asal olduğu için olduğu gibi aşağıya geçirdim. 10 sayısını hala ayırabiliyorum. Nasıl? 2 ile 5'in çarpımı. Şimdi en alt basamaktaki herkes asal. O zaman bunun asal çarpanları 2 ve 5. Üst ifade biçiminde göstermek istersem 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. 45 sayısıyla devam ediyoruz. 45 sayısını nasıl yazabiliriz? Şimdi 45 sayısı 2 ile bir şeyin çarpımı olarak yazılamıyor. Ama en küçük asal sayımız 2'den sonra olan 3 ile 15'in çarpımı olarak yazılabilir. 3'ü olduğu gibi aşağıya geçiriyorum. 15'i ise 3 çarpı 5 diye yazıyorum. O zaman asal çarpanlar 3 ve 5 oldu. Asal çarpanların üstü ifadesi biçiminde yazmak istersem 45'i 45 eşittir. 2 tane 3 olduğu için karesi çarpı 5 üzeri 1 veya 5 olarak yazılabilir. Mesela 40'a bakalım. 40 sayısı burada epey bir dallanmış. Gerçi 56 da öyle. 56 sayısına bakarsak 56'yı 2 çarpı 28 olarak yazabiliriz. Ve 2'lere dokunamadığım için 2'yi en alta kadar indiriyorum. 28'i ise 2 çarpı 14 olarak yazabilirim ve 2'ye dokunamadığım için 2'yi bir daha indiriyorum. 14'ü ise 2 çarpı 7 olarak yazıyorum. Şimdi en alt basamağa bakalım. Asal çarpanlarım 2 ve 7 ve çarpımı şeklinde yazarsam 2'den 3 tane, 7'den de 1 tane var diyebiliriz. Bir tam sayı, bir sayı eğer 2 ile tam olarak bölünüyorsa asal çarpanlarından biri mutlaka 2'dir. Ya da 3 ile tam bölünüyorsa asal çarpanlarından biri mutlaka 3'tür. 5 ile tam bölünüyorsa asal çarpanlarından birinin mutlaka 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de bölen listesi yani asal çarpan listesi ya da algoritma kısmını göstermek istersek algoritma daha kolay. Asal sayılarımız neler? 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde devam ediyor. 32'yi en küçük asal sayımız olan 2'ye bölebiliyoruz. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 8'i 2'ye böldüm 4, 4'ü 2'ye böldüm 2 ve 2'yi 2'ye böldüm 1. Bu noktada 1'e ulaştığımızda olduğumuz yerde duruyoruz. Burada bitirdik artık algoritmayı. Şimdi sağ tarafına bakarak değerlendirme yapıyoruz. Kaç tane asal çarpan görüyorum? Bir tane farklı olarak. Bir tane var, o da kim? 2. Üstü ifade biçiminde nasıl yazarım? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2'nin çarpımı yani 2 üssü 5 olarak yazabiliriz. 72, 48 sayısına bakalım. Mesela 72'ye bakmaktansa. 48 sayısını 2'ye böldüm, 24, 24'ü 2'ye böldüm, 12, 12'yi 2'ye böldüm, 6, 6'yı 2'ye böldüm, 3. Şimdi bu noktada artık 3, 2'ye bölünmediği için kendisi olan 3'e bölüyorum, 1'e elde ediyorum. Neden kendisi diye hani söylememize gerek yok aslında. Bir sonraki asal çarpımımız 3 olduğu için 3'e böldüm. Asal çarpanları neler? 2 ve 3.
Peki kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4 tane 2 var. 2 üssü 4 çarpı bir tane de 3'ümüz var. 3 şeklinde yazılabilir. 96'ya bakalım. 96'yı 2'ye bölebiliyorum. 2'ye böldüm 48. 48'i yine 2'ye bölebiliyorum 24. 24'ü 2'ye böldüm 12. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6'yı 2'ye böldüm 3 ve 3'ü 3'e böldüm 1. O zaman bunun asal çarpanları kimler var? Farklı olarak birbirinden 2 ve 3 var. Peki çarpımı biçiminde yazarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'miz var. 2 üssü 5 çarpı 3 üssü 1 şeklinde yazabildim. Şuralara geçiyoruz. Şimdi de asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen bir sayının tersini bulmayla devam edelim. Burada bildiğiniz sayıyı üstü ifadeler özelliklerini ve işlem önceliği ifadelerinin özelliklerini kullanarak sayıyı tersten terse çeviriyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Sayının sonucunu buluyoruz. Tek yaptığımız şey işlem yapmak. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 sayısının ne olduğunu bulmak istiyorsanız 2'nin karesi neydi? 2 çarpı 2 idi. Yani bu sayıyı istersek 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazabilirim. Ne yaptım? Sadece 2'nin karesi yerine bu sayıyı açtım ve 2 kere 2 yazdım. 2 kere 2 4, 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 ile 7'yi çarparsanız sayıyı 84 olarak bulabilirsiniz. İkinci soruyla devam edelim. 2 çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in ne olduğunu sormuş. Burada 3'ün küpünün 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğunu diyorum ki 3'ün küpü eşittir 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. O zaman yerine yazarsam 2 çarpı 27 çarpı 5 olmuş oldu. Çarpma işleminin değişme özelliği olduğu için 2 ile isterseniz 2 ile 54'ü çarp, 2 ile 27'yi çarpın 54 ve 54 ile 5'i çarpın 270. Ya da kısa yoldan 2 ile 5'i çarptım 10, 10 ile 27'yi çarptım 270 yaptı. Aradan bir tane daha seçerek yapalım. Onu da mesela 2'nin küpü çarpı 3'ün küpünü alalım. 2'nin küpünün 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Bu da 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Ve 3'ün küpünün de az önce 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 olduğunu bulduk. Burada da bizden 8 ile 27'yi çarpmamızı istiyor. Bu da 216 yapar. Ve bazen de bize sorularda asal çarpanlarına ayrılmış halini işte verip verilmeyen basamakları, bu sayıların karşılık gelen kısımları bulmamızı ister. Mesela demiş ki işte bazı doğal sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş. Burada verilmeyen harflere karşılık gelen değerleri bulunuz. Önce bu listeyi baştan sona çözüyorum. 80'i 2'ye böldüm 40, 40'ı 2'ye böldüm 20, 20'yi 2'ye böldüm 10, 10'u 2'ye böldüm 5 ve 5'i 5'e böldüm 1. Üssü ifade biçiminde yazarsam nasıl yazarım bunu? 2 üssü 1, 2, 3, 4 tane var çarpı 5 üssü 1 diye yazılır. O zaman A sayısı eğer 2'nin kuvveti ise A'nın 4 olduğunu, B sayısı da eğer 5'in bir kuvveti ise B'nin de 1 olduğunu görebiliriz. Buradan bir tane daha yapalım. Mesela 180. 180'i 2'ye böldük. 90, 90'ı 2'ye böldüm. 45, 45 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 15, 15'i 3'e böldüm 5, 5 3'e bölünemediği için bir sonraki asal sayımız olan 5'e böldüm 1'i elde ettim ve durdum. O zaman 180 sayısını nasıl yazabilirmişim? 2 tane 2'miz var, 2 tane 3'ümüz var ve 1 tane 5'imiz var. Yani A sayısı 2, B sayısı 2, C sayısı da 1 olmuş oldu. Ve eğer algoritmalarda çarpanları ayırırken bazen arada sayılar verilmeyebilir. Bu ayrılmış halinde verilen sayıları bulmak istersek eğer sondan başlayarak çarpmaya başlıyoruz. Yani burada şunu düşünüyoruz, işte en sonda sonuçta 1'i elde etmişiz. Ne yapmışız en son? 5'e bölüp 1'i elde etmişiz. O zaman ters işlem olarak 1 ile 5'i çarparsam 5'i ancak 5'e bölersem 1 olur. Ve
Bir sayıyı 3'e bölmüşüm, öyle 5 bulmuşum. Ne yaparım? 5 ile 3'ü çarparım, 15. 15 ancak 3'e bölünürse 5 olur. Ve bir üstteki sayıyla çarpıyorum. 15 ile 3'ü çarptım, 45. 45 ile 2'yi çarptım. A sayısını 90 olarak buldum. Mesela bir örnek olarak da burada J'yi yapalım. 1 ile 5'i çarptım, 5. 5 ile 3'ü çarptım, 15. 15 ile 3'ü çarptım, 45. 45 ile 2'yi çarptım, 90. 90 ile 2'yi çarptım, 180. Ve 180 ile 2'yi çarparsanız J sayısını 360 olarak bulursunuz. K'ye de bakalım. 1 ile 7'yi çarptım, 7. 7 ile 7'yi çarptık, 49. 49 ile 2'yi çarparsanız 98 ve 98 ile 2'yi çarparsanız 196 bulursunuz. Ve eğer algoritmada verilmeyeni bulmak istiyorsak, algoritmada da verilmeyenlerde arkadaşlar alttaki iki basamağın çarpımı her zaman üstteki sayıyı verir. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer 5 ile 5'i çarparsanız B sayısını 25. A, zaten burada 3 yukarıya olduğu gibi geçiyor. A sayısını bulmak istiyorsanız da 3 ile 25'i çarpıyorsunuz ve A sayısı 75 olmuş oluyor. Burada daha karmaşık olan bir alttakini çözeyim. Mesela D'yi bulmak istiyorsanız 2 ile 5'i çarptım. D 10. C'yi bulmak istiyorsak altındaki iki sayı olan 3 ile 10'u çarptım. 30. 30. B'yi bulmak istiyorsak altındaki olan 2 ile 30'u çarptım. 60. Ve A'yı bulmak istiyorsak 2 ile 60'ı çarparsak 120 olmuş oldu. Yani A 120, C 30, B 60, D de 10 olmuş oldu. Ardından da bir kazanım testini beraber derste çözdük ve bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.